İyi günler sayın seyirciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortası bültenimizle karşınızdayız. Başbakan Ersan Saner, Rum tarafının Cenevre görüşmelerinde bir kez daha Kıbrıs sorununun 1974'te başlamış gibi aksettirmeye çalıştığını, ancak bunun gerçek olmadığını belirterek Kıbrıs'ı Türklerin Rum saldırıları sonucu Kanlı Noel ve 1964 yılında Birleşmiş Milletler'in tek taraflı olarak Rumları Cumhuriyet'in sahibi ilan etmesi sonrası 1974'e kadar milletvekili dahil pek çok kayıplar verdiğine işaret etti. Başbakan Saner, 1964 yılında kaybolan Kıbrıslı Türk milletvekili Cengiz Ratip'in akıbetiyle ilgili hiçbir emareye ulaşılamadığını anımsatarak, Güney Kıbrıs'ın konunun aydınlatılması için ne yapacağıyla ilgili Rum lider Anastasiadis'ten izahat istedi. Başbakan Ersan Saner, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti. Kabulde konuşan Müftüzade, pandemi döneminde çalışmalarda bazı duraksamalar yaşandığını ifade ederek Mart ayı sonrası ise çalışmaların yeniden hız kazandığını kaydetti. Müftüzade, komitenin iki toplumlu olması nedeniyle kazıların Rum arkeologlarla birlikte sürdürüldüğünü anımsatarak şu anda 7-8 yerde kazıların devam ettiğini ve 6 kişiye ait kalıntıya ulaşıldığını söyledi. Müftüzade, kazılara hız vererek daha fazla kalıntıya ulaşılması için çalışmaya devam edeceklerini de dile getirdi. Başbakan Ersan Saner de Müftüzade'ye yeni görevinde başarılar dileyerek Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı sıkıntıların gün yüzüne çıkmasında çok büyük bir görev üstlendiğini söyledi. Son Cenevre görüşmelerine de katıldığımızda sanki de Kıbrıs sorunu 1974 yılından sonra başlayan bir sorunmuş gibi Rumlar tarafından tüm dünyaya yanlış aksettirilen bir durum söz konusudur. Ancak kayıp şahıslar dediğimiz şahısların Kıbrıs'ı Türk tarafında özellikle 1963 yılından sonra ve 1964 yılında da Birleşmiş Milletler'in tek taraflı olarak Kıbrıs durumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sahibi olarak ilan etmelerinden sonra ortaya çıkan ve 1974'e kadar süren süreç içerisinde kaybolan vatandaşlarımızdır. Rumlarınsa ağırlıklı olarak kayıpları iddia ettikleri noktada kayıpları 74 Mutlu Barış Harekatı sırasında çarpışma sırasında hayatlarını kaybeden insanlardan oluşmaktadır. Müftüzade'den 1963-1974 yılları arasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin Kayıp Şahıslar Komitesi'ndeki raporlara göre durumları ile ilgili bilgi isteyen Saner, bunun yanı sıra komiteden ayrı talepleri daha olduğunu söyledi. Saner, Kıbrıslı Türk Milletvekili Cengiz Ratip'in 1964'te kaybolduğunu anımsatarak o günden bu yana hiçbir emaresine rastlanmadığını dile getirdi. Parlamentoda olan Kıbrıslı bir Türk milletvekilinin kayıp olması, tabii ki hiçbir vatandaşımızın kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, devletin kendisine vatandaşının haklarını koruması, onların dertlerini parlamentoya taşıması konusunda da dokunulmazlık zırhı vermiş olmasına rağmen kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu çerçevede Kayıp Şahıslar Komitemizin de ivedi bir girişim yapmasını, çünkü konunun bilhassa şahsım tarafından da AKPA toplantılarında İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Komiseri'ne de genel kurulda sözlü olarak sormama rağmen, konuşma alıp sözlü almama rağmen bu konuda da tarafıma herhangi bir bilgi ulaşmamıştı. Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesinin kayıp milletvekili konusunda özellikle girişim yapmasını arzu ettiğini ifade eden Başbakan Saner, inanıyorum ki bu konudaki çalışmalarınızın neticesini ileriki süreçte bizlerle paylaşarak durumun ne olduğunu tüm halkımızla paylaşabileceğiz dedi. Başbakan Saner, kabulü sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis'e de 1964 yılında kaybolan Türk milletvekilimiz için ne yapacaklar? Anastasiadis'ten bunu özellikle duymak istiyorum çağrısında bulundu. Müftüzade de bu konunun gündemde olduğunu kaydederek 2-3 kez kazı yapıldığını ancak Ratip'le ilgili kalıntıya ulaşılamadığını söyledi. Bu konuyla ilgili bir girişimleri daha olacağını belirten Müftüzade, pandemiden dolayı güneye geçişlerin olamaması nedeniyle konunun bekletildiğini ancak bu konuda çaba harcamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Ülke gündemindeki yerini koruyan erken genel seçim tarihi konusunda açıklamalar devam ediyor. Hükümet seçimin 3 Nisan 2022'de, muhalefet ise 29 Ağustos 2021'de yapılmasını istiyor. Hem hükümetin hem de muhalefetin erken genel seçim tarihine ilişkin önerilerinin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin gündemine alındı. Ancak komitede hükümetle muhalefetin üçer milletvekiliyle temsil edilmesi karar almayı zorlaştırıyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senneroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programına katılarak erken genel seçim konusunda açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Senneroğlu, pandemi koşulları, ekonomik koşullar ve bir milletvekilinin meclis aritmetiğinde etkili olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda ara seçim yapılmasının hiçbir siyasi parti tarafından istenmediğini söyledi. Önder Senneroğlu, seçim ve halk oylaması yasasına göre ara seçim yapılmayacaksa bir yıl içerisinde genel seçim yapılması gerektiğini de vurgulayarak gerekmesi halinde komitedeki temsiliyet sayılarının değişebileceğini kaydetti. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise hükümetin erken seçim tarihiyle ilgili hiçbir girişimde bulunmadığını savunarak uzatmaya oynarlarsa tepkimiz sertleşecek ifadelerini kullandı. Erhürman, anayasayı ihlal etme sürecinin başladığını ileri sürerek hükümeti ortada bir sorun yokmuş gibi davranmakla suçladı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise mecliste grubu bulunan 3 siyasi partinin bir araya gelerek erken seçim tarihini belirleme konusunda ortak noktada buluşması gerektiğini söyledi. Kudret Özersay, 3 siyasi parti uzlaşarak ara bir tarihte anlaşmalı dedi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yurt dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cenevre'de gerçekleşen 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi Kıbrıs toplantısı ele alınırken, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde de bulunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak hükümete çağrı yaptı ve konunun meclise taşınması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız her nerede olursa olsun yürekleri Kıbrıs'ta atıyor. Bizlerin kopmaz parçasıdırlar diyerek oy kullanamamalarının adaletsizlik ve insan haklarına aykırı olduğunu, demokratik haklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti. Komite toplantısında ayrıca komite üyesi Hakkı Müftüzade, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve genç kuşakların eğitim zafiyetlerinin giderilmesinin milli çıkarlar bakımından da önemli olduğunu belirtti. Müftüzade, gençlere gerekli eğitimin sağlanmasıyla yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulacağına ve geçmişteki gerçekleri bilen eğitimli yeni nesiller yaratılacağına da işaret etti. Toplantıda ayrıca yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı Kıbrıslı Türkler Müsteşarlığı kurulması da görüşüldü. Toplantıya komite başkanı Leyla Kemal, komite üyeleri Nevin Hüseyin, Doktor İsmet Doğan, Hakkı Müftüzade, Kerem Haser ve Münir Tatar katıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Profesör Doktor Tülen Saner de hazır bulundu. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp İş'in kamu sağlık kurumlarında yürüttüğü eylemi sona erdirdi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tıp İş Başkanı Doktor Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti. Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmı ödenmiş olup geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı ile görüşülerek önümüzdeki günler içinde gerekli ödemelerin yapılması için istişarenin yapıldığını belirten Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları, ilgili kurum ve kuruluşlarla
bir araya geldiklerini belirtti. Üstel özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliğiyle çözülmeye başlandığını kaydetti. Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, tıp işinde bakanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Tıp İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, uzun yıllardır çözümü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesiyle ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel'e teşekkür ettiklerini belirtti. Varış, Bakan Üstel'le yaptıkları olumlu görüşme sonucunda yarından itibaren eylemlerini sonlandıracaklarını, sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı. Sayın seyirciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda Ankara'da temaslarda bulundu. Bu sabah yurda dönen Çavuşoğlu, temaslarını Beriti'ye değerlendirdi. Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışması yapıldığını söyledi ve kısa süre içinde tarımsal sulamanın hayata geçirileceğini kaydetti. Yeni bir teşvik sisteminin de hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, özellikle Mesarya'da sulu ziraata geçmenin teşvikleri düzenlenecek dedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında İletim Tüneli, Güzelyurt ve Mesarya Ovaları sulama çalışmaları ile ilgili Ankara'da temaslarda bulundu. Temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Bakan Çavuşoğlu bu sabah ülkeye döndü. Beriti'de katıldığı Manşet Artı programında temaslarını değerlendiren Nazım Çavuşoğlu, 245 kilometrelik eksik su borularının tamamlanmasıyla ilgili bir programlama yapıldığını belirtti. Tarımsal sulama konusunda da gelinen aşama, yapılması gereken işler, sulanacak arazilerin durumu, kamulaştırma çalışmaları ve bitki deseni konularının ele alındığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışması yapıldığını söyledi. Tarafların üzerine düşen görevler anlamında bir çalışma yaptık ve herkes kendi görevini aldı ve çalışmaları yapacaktır. Ve önümüzdeki günlerde zaten buraya yapılacak olan bir ziyarette paket olarak bu çalışmalar açıklanacaktır, kamuyla paylaşılacaktır. Şu anda son gelinen aşamalar taraflarca teyit edilmiştir ve programlamaların yapılması için bu bazı bilgi alışverişlerine ihtiyaç vardı. Bunlar yapılmıştır. Tarımsal sulamanın ne zaman başlayabileceğine ilişkin tarihin bayram sonrası yapılacak çalışmayla net olarak duyurulacağını ifade eden Çavuşoğlu, bunun çok ileri bir tarih olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, suyun artmasıyla Güzelyurt'ta yapılan üretimin veriminin artacağını, Mesarya'da ise tahıl üretiminin alternatiflerinin ortaya konulacağını belirterek bu yönde yeni teşvik sisteminin de oluşturulacağını söyledi. Mevcut teşvik sistemi muhakkak ki kalkmayacak ama bizim istediğimiz yeni ürün çeşitliliğini sağlayabilmek adına teşviklerimizi düzenlememiz gerekecek. Dolayısıyla o anlamda bu altyapısı olmayan üreticilere sulu ziraata geçebilmeleri için teşvik sisteminden kastettiğim budur. Yani şu anda Güzelyurt'ta sulama sistemleri kurulu olan bahçelere sulama sistemine bir destek olmak gerekmez ama Mesarya'da bir sulu ziraata geçileceğine göre Mesarya'da sulu ziraata geçmenin teşvikleri düzenlenecek manasında söyledim. Yoksa mevcut teşvik sistemi ortadan kalkacak da yepyeni bir şey gelecek diye bir şey yok. Biz herkesin üretime girebilmesini sağlayabilecek bir teşvik sisteminden bahsediyoruz. Başbakan Ersan Saner, dün sabah programına katıldığı gazeteci Aytu Türkkan'ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendisini izole ettiğini açıkladı. Başbakan Saner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada programına katıldığı gazeteci Aytu Türkkan'ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrendiğini ifade etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Saner, bu gelişme sonrasında kendini toplumdan izole ettiğini belirtti. Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim diyen Saner, bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.
Başbakan Saner, olayın duyulmasının ardından şahsına gösterilen ilgi ve desteğe de teşekkür etti. Devrettikten sonra bundan 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, COVID-19'la mücadele çerçevesinde günde 2000 aşı yapıldığını belirterek yeni aşıların gelmesi konusunda da gerekli girişimin yapıldığını açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Üstel, antijen ve PCR test sayısını ileriki günlerde daha da arttıracaklarını ifade etti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da yüz yüze eğitim koşullarının sağlanması için uğraş verdiklerini ve eğitimdeki tüm sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Önder Senneroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da ilk olarak siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin oluşturulan ad hoc komitedeki üyeler onaylandı. Ardından da dostluk grubu üyeliklerinde değişiklikler yapıldı. Ardından güncel konuşmalara geçildi. İlk konuşmayı yapan TDP milletvekili Zeki Çeler, iş yasasında yapılmak istenen değişikliğe ilişkin görüşlerini ifade etti. Yasada yapılmak istenen değişikliğin örgütlenme ve sendikalaşmanın önüne geçmeyi hedeflediğini savunan Çeler, tasarının geri çekilmesi talebinde bulundu. CTP milletvekili Sıla Usar da pandemi ve ülkenin geleceğiyle ilgili güncel konuşma yaparak hekimlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık konusundaki bazı sıkıntıların da zamanında çözümlenmediğini savunan Usar, hükümeti çalışanların ve halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya çağırdı. Eleştirileri yanıtlayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, sağlıkta politika olmaz diyerek birlik ve beraberlik içerisinde hemfikir olunması halinde daha iyi bir süreçte ilerleneceğini söyledi. Sorunlarla yakından ilgilendiğini belirten Bakan Üstel, hekimlerin kadro sorununun yıllardır var olduğunu ancak kendilerinin bu sorunu bir ayda çözdüklerini kaydetti. Sağlık Bakanı Üstel, antijen ve PCR test sayısını artırdıklarını ve ileriki günlerde daha da artıracaklarını ifade etti. Günde 2000 aşı yapıldığını kaydeden Üstel, yeni aşıların gelmesi konusunda da gerekli girişimin yapıldığını açıkladı. Bakan Üstel, aşı konusunda Avrupa Birliği ile de istişare edildiğini ancak bir cevap alınmadığını anlattı. Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers da pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunlar konusunda konuştu. Eğitimde kayıplar yaşandığını belirten Rogers, yüz yüze eğitimin başlatılması gerektiğini ifade etti. Eleştirileri yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nde öneriler doğrultusunda kararlar üretildiğini söyledi. Yüz yüze eğitim koşullarının sağlanması için uğraş verildiğini kaydeden Amcaoğlu, eğitimdeki tüm sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı. Bakan Amcaoğlu, 12. sınıflar için yüz yüze eğitimde aksama yaşanmaması için altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Sayın seyirciler, ülkemizde son yapılan testlerde 64 pozitif vakaya rastlandı. Son 24 saatte Güney Kıbrıs'ta 562, Türkiye'de ise 26.476 yeni vakaya rastlandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı vatandaşların COVID-19 süreci ve sağlıkla ilgili bilgi alabilecekleri 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni devreye koyduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 7.999 test yapıldığını, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını, 61 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada 3 kişinin hava yoluyla ülkemize geldiği, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 45 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı vatandaşların COVID-19 süreci ve sağlıkla ilgili bilgi alabilecekleri 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni devreye koyduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hafta içi her gün 8-17 saatleri arasında hizmet verecek. Güney Kıbrıs'ta son yapılan testlerde 562 vakaya rastlanırken bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ise son 24 saatte 26.476 yeni vakaya rastlanırken 356 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkiye 100 milyon doz Sinovac'la 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon dozda Sputnik'le anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır dedi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, geleceğe yönelik sanayi yatırım ihtiyacının karşılanması için büyük bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek
güvercinlik bölgesinde belirlenen yaklaşık 150 hektarlık alanın sanayi sektörüne kazandırılmasını sağlayacak girişimler yaptıklarını açıkladı. Candan Avunduk yaptığı yazılı açıklamada konunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Danışma Kurulu'nda ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan toplantılarda da gündeme getirildiğini, ayrıca iki ülke arasında imzalanan protokolde de güvercinlik büyük organize sanayi bölgesine altyapı için kaynak yaratılmasının sağlandığını belirtti. Avunduk bu projeyi Kıbrıs Türk sanayisinin geleceği olarak gördüklerini vurgulayarak proje çerçevesinde ayrılacak alanın tamamen sanayi faaliyetleri için kullanılmasının önemine işaret etti. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'la bir toplantı gerçekleştirerek pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini aktardı. Sayın seyirciler, son haberimiz Libya-Türkiye ilişkileriyle ilgili. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına bağlı kalacaklarını söyledi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, El Cezire kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmeler ilişkin değerlendirmede bulundu. 27 Kasım 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını ifade ederek şunları kaydetti. Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan'la aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı. Chelsea mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu. Manchester City 2-1 kazandığı maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i sahasında da 2-0 yenerek tarihinde ilk kez final oynama hakkı elde etmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali 29 Mayıs Cumartesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları kıta elemeleri ikinci turu bugün başlıyor. Ülke voleybolunun başarılı isimlerinden Merve Çelebi de oyunlara Avrupa'dan katılacak takımları belirleyecek elemelerde Türkiye Kadın Milli Takımı'nda görev alacak. İzmir'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye ile birlikte Finlandiya, Polonya, Yunanistan, Sırbistan, Çekya, Slovenya ve Belarus mücadele edecek. Bugün kadınlar serisiyle başlayacak önemli mücadelede Türkiye Kadın Plaj Voleybol Milli Takımı Merve Çelebi, Banur Gökalp, Dilara Gedikoğlu ve Serin Yurtsever'le kortta olacak. Olimpiyat hedefinde olan Türk milli takımında yer aldığı elemelerin ikinci turu 9 Mayıs'ta tamamlanacak. Voleybol Federasyonu ilk organizasyonunu altyapı kulüplerinin katılımıyla Yıldızlar Kulüpsel Plaj Voleybol Ligi ile gerçekleştirecek. Takım sınırlaması olmayan turnuvaya kayıt işlemleri 20 Mayıs'ta sona erecek. Öte yandan Federasyon Büyükler Plaj Voleybol Şampiyonası'nı da Yıldızlar Organizasyonu ile birlikte 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, gelenekselleştirilen Türkiye Pro Beach Zafer Kupası Lefkoşa etabının düzenlenebilmesi için çalışmaların devam edeceğini
devam ettiğini de açıkladı. Covid-19 salgını dolayısıyla çalışmalarda bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Kaya, organizasyonun ön hazırlıklarıyla ilgili yetkililerden yurt dışından gerçekleşecek katılımlar konusunda yanıt beklediklerini ekledi. Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu organizesi Başel Holding Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı yarın başlıyor. Chase Group sponsorluğunda 2 gün sürecek yarışın ilk etabı organizasyonlara yeniden açılan Zed Karting'de yer alacak. İlk etabın başlangıcı saat 17'de verilecek. Bu arada kurum organizasyon öncesi eski şampiyonları Mini Karting yarışında buluşturuyor. Serdar Denktaş, Hasan Macila, Halit Ahmet Raşit, Hilmi Karaca, Cem Aytaç, Aziz Soyseven, Masaj Ünüvar ve Erdinç Öztek yarışacağı şampiyonlar mücadelesi saat 16.30'a başlayacak. Öte yandan Touring Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir organizasyonla ilgili Beretespor'a yaptığı açıklamada Chase Rally'sinin Z etabında en iyi dereceyi yapacak yarışmacıya genç yaşta yaşamını yitiren ve Easy Kart Dünya Karting Şampiyonluğu olan Zeka Öztekniğin adını yaşatma amacıyla da özel kupa verileceğini belirtmişti. Türkiye 16 yaş altı voleybol kız milli takımı Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci round maçlarına bugün başlıyor. Kadrosunda Kopspor menajeri Tayfun Kuyan ve Türk kadın voleybolunun bir dönemine damga vurmuş Mesude Atılgan'ın kızları Ceyla ve Ceylin Kuyan kardeşlerinde yer aldığı Türkiye milli takım Slovenya'da 9 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda mücadele verecek. Türkiye grubunda finallere kalabilmek için Slovenya, Avusturya ve Portekiz'le karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci roundda gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler 2021 SU16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 SU16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 10-18 Temmuz tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Badminton Federasyonu antrenör ve sporculara yönelik seminer düzenliyor. Yarın akşam saat 20.45'te başlayacak seminer Türkiye Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Zafer Şahin ile Türkiye Badminton Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Veli Volkan Gürses tarafından verilecek. Zoom uygulaması üzerinden yapılacak çalışma ile ilgili link federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde Çekya'dan Nymburk'u 84-73 mağlup eden Türk temsilci Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı. Son 4'e giren Pınar Karşıyaka 7 Mayıs'taki yarı finalde İspanyol ekip Zaragoza ile karşılaşacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, tozlu günlerden selam efendim, selam. Büyük Sahra, Büyük Sahra. Dünyayı kirleten Büyük Sahra, Doğu Akdeniz'de bulunan Kıbrıs Adası'nı da kirletiyor efendim. Yaklaşık 6 gündür Büyük Sahra'dan gelen tozların etkisinde kalmıştır Kıbrıs Adamız. Ve bu etki hafta sonuna dek devam edecek. Evet, sıcak hava da devam ediyor. Orman yarbı yangın olasılığı da çok kuvvetli diyorum. Ultraviyole radyasyonda çok yüksek diyorum. Biraz evvel yanlış bir terim kullandım. Çok yüksek diyecektim orman yangın olasılığına. Evet, yüksek basınç sisteminin etkisine girdi Kıbrıs bugün sabahdan itibaren. Ve bu etki, yüksek basınç sisteminin etkisi bugün ve yarın devam edecek. Tabii ki sıcak ve nispeten nemli bir hava kütlesi de var Doğu Akdeniz'de efendim. Ve bulutlar, tabii ki bulutlar. Bulutlarımıza bakalım. Orta Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de yoğun bulutların olduğunu, Kuzey Afrika'nın Akdeniz'e bakan kıyılarında da çok bulutlu bir görünüm olduğunu görmekteyim. Evet, Avrupa'nın
tümü çok bulutlu, Kuzey Avrupa çok bulutlu, Rusya çok bulutlu, İngiltere çok bulutlu, İber Yarımadası ise az bulutlu efendim. Ve ülkemize bir bakalım. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak Kıbrıs Adası ve Türkiye, çok bulutlu bir görünüm var an itibariyle. Ve meteorolojik haritamız. Bölgemiz yüksek basın sisteminin etkisinde. Evet, İtalya'nın üzerine yoğun bulutlar görmüştük. Evet, oralarda ne var efendim? Bir yağışlı hava kütlesi var. Alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi. Bir de ne var? Kuzey Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan bir yağışlı hava kütlesini görmekteyiz. Güzel bir alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemini görmek mümkün. Evet, Rusya üzerinde bir yüksek basınç. Bir de nerede? İber Yarımadası'ndan Batı Akdeniz ve Orta Akdeniz'e kadar uzanan bir yüksek basınç sistemimiz mevcut bugünkü bu güzelim meteorolojik haritada. Ne diyorduk efendim? Bugün Kıbrıs'ta hava diyorduk. Evet, parçalı bulutlu bir görünüm olacak. Mevsim normallerinin 4 ile 5 derece üzerinde bir sıcaklık seyri olmasını bekliyorum ki Lefkoşa'da 33, Girne'de 25, Güzel Yurt'ta 29, Alev Kayası'nda 28, Yenerenköy Mehmetçik'te 26 ve İskele'de 28, Gazimağusa'da 27 ve Kuzey Kıbrıs'ın en serin yeri Lefke'de ise 23 derece efendim. Larnaka 26, Baf 25, Limassol 27 ve Trodos 21 derece efendim. Gecemiz sıcak mı sıcak geçecek ve en düşük hava sıcaklıkları Alev Kayası'nda 16, Güzel Yurt'ta 13, Lefke'de 19, Lefkoşa'da 16, Girne'de 18, Yenerenköy ve İskele'de 16, Gazimağusa'da 17, Larnaka'da ve Trodos'ta 13, Limassol'da 18, Baf'ta 16 derece efendim. Ve yarın Kıbrıs'ta havamız mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık seyriyle Lefke'de 26 derece, Güzel Yurt'ta 30, Lefkoşa'da 34, Geçitkale'de 35, Girne'de 26, Alev Kayası'nda 31, Yenerenköy'de 29, İskele'de 29, Gazimavsa ve Larnaka'da 28, Leymos'unda 29, Baf'ta 27 ve Trodos'ta 22 derece efendim. Denizlerimiz bugün ve yarın parçalı bulutlu geçecek efendim. Parçalı bulutlu ve rüzgarlarımız kuzey sahilde, kuzey ve batıdan 3 ile 5. Güney, doğu ve batı sahillerimizde ise güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. Orta dalgalı bir deniz, 1,5-2 metrelik de bir dalga boyu olacak bugün. Ve deniz suyu sıcaklıkları tabii ki sizin için ölçtük. Baf'ta 21, Leymos'unda 21, Larnaka'da 22, Gazimağusa ve Girne'de 22 ve gemi konağında 21 derece efendim. Nispeten serin bir deniz suyu mevcut. Ve geldik mi kritik duruma? Ateşli haritam gelsin. Evet. Yüksek sıcaklıklar var ve orman yangın olasılığımız çok yüksektir. Çok yüksek. Aman dikkat, ateş kesinlikle aklımızdan bire geçirtmeyelim. Yakmayalım, ateş yakmayalım efendim. Risk çok yüksek. Tabii ki bunun yanında bizleri de ilgilendiren bir olay var yine. Ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Yine 10 dakikadan fazla neyin altında durmuyorduk? Güneşin altında durmuyorduk. Genellikle 11 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkmazsak iyi olur. Bir de Büyük Sahra'dan gelen tozlar var. Kalp rahatsızlığı,
astım ve çocuklarımız. Lütfen sokağa çıkmayınız efendim. Ve diyelim ki dünyamız dönsün ve Türkiye'mde hava efendim. Evet, Erzurum ve Ankara, Hatay sağanak yağmurlu. Adana'da ise gök gürültülü sağanak yağmur beklentim var. Diğer seçtiğim şehirlerde ise parçalı bulutlu bir görünüm olacak. İstanbul 22 derece, Ankara 20, İzmir 28, Antalya 24, Adana 28, Hatay 26, Diyarbakır 29, Gaziantep 28, Van ve Erzurum 18 derece, Trabzon 17 ve Samsun 19 derece efendim. Ve Dublin ve Edinburgh yağmurlu efendim, bugün yağmurlu. Dublin 11, Edinburgh 9 ve Londra parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu 12 derece. Ve Lisbon, Madrid. Bugün iki güzel başkentte hava parçalı az bulutlu geçecek. Lisbon 23, Madrid 26 derece olacak. Ve nereye gidelim? Paris'e gidelim. Paris yağmurlu, Brüksel yağmurlu ve Amsterdam yağmurlu. Amsterdam 11, Brüksel 10, Paris 15 derece. Köln, Frankfurt ve Berlin'de hava parçalı çok bulutlu. Berlin 12, Köln 13 ve Frankfurt 14 derece. Ve Viyana'da hava efendim, Viyana'da hava. Bugün Viyana'da hava sağanak yağmurlu, 18 derece. Budapeşte çok bulutlu, 17 derece. Roma ve Dubrovnik parçalı bulutlu. Dubrovnik 20, Roma 21 derece. Ve Üsküp'e uzanıyoruz. Üsküp'te hava çok bulutlu, 27 derece. Atina parçalı az bulutlu, 28. Sofya çok bulutlu, 24. Bükreş parçalı bulutlu, 25 derece. Ve Helsinki bugün yağmurlu, 11 derece. Moskova yağmurlu, 17 derece. Oslo parçalı bulutlu, 9 derece. Ve iniyoruz Fraunlar kenti Kahire'ye. Ve bakıyoruz ki açık ve az bulutlu bir görünüm olacak. Ve hava sıcaklığı, termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. Tel Aviv 26, Beyrut 25, parçalı bulutlu geçecek efendim. Ve Cezayir, Tunus'ta hava. Cezayir parçalı bulutlu geçerken Tunus'ta sağanak yağmur beklentim var. Tunus 23, Cezayir 22 derece efendim. Evet, söylediğim gibi orman yangını olasılığı, ultraviyole radyasyonu çok yüksek olacak. Tabii ki gerekli tedbirleri alacağız. Tozlar, büyük sahradan gelen kum zerrecikleri kirlilik yaratmaktadır. Gerekli tedbirleri almadan sokağa çıkmayalım efendim. Ve sonunda diğer yayınlarda buluşalım efendim. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.